ve bunların çoğunun temelinde Siyonizm vardır. Gizli dünya devleti dediğimiz Yahudilerin kurduğu yapılar vardır. Düşünün ki dünyada büyük şeyler, yapılar vardır. Mesela IMF diyoruz, her zaman diyoruz, Dünya Bankası. Ya biz Dünya Bankası deyince sanıyoruz ki dünyanın ortak bir bankası gibidir. Ama Dünya Bankası dediğiniz şu anda 126 mı 128 ülkenin borçlu olduğu o banka, 128 devletin borçlu olduğu banka bir Yahudinin malı. Bir Yahudi dünyadaki bütün devletlerin ekonomilerine, onların tarımına, onların sanayisine, onların her şeyine müdahale edebiliyor. Türkiye'ye diyor ki kardeşim ben sana diyor borç para veririm ama diyor pamuğu, şeker pancarını, şunu 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 diyor. Diyor şey kotasını kaldır. Yani bunu alım satımı durdur. Benden diyor al, ben de sana diyor borç para vereyim. Böylelikle her yere giriyor. Her şeyi bir şekilde kendi tekellerine alıyorlar. Onun için ona Armageddon, Büyük Kıyamet, Arz-ı Mevut ve Melhame-i Kübra dediğimiz sünnette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vasfetti. Rivayetlerde geçtiği üzerine seçilmiş halkın ülke ve tanrıları Yahova için dövüşmeleri olarak tarif ediliyor. Yani Armageddon veya Arz-ı Mevut dedikleri Siyonist anlayışta vaat edilmiş topraklar. Mesela vaat edilmiş topraklar derken, mesela bugün bizim bu ülkemizde bazı insanlar Gazze için ırkçı olan, ya milliyetçi olanlar diyorlar ki ya bize ne diyor, onların kendi savaşıdır. Ama bilmiyorlar ki bugün Gazze giderse önümüzdeki 70-80 sene içerisinde Türkiye'nin de bölüneceğini, aynı keza İran'ın da bölüneceğini, içinden devletçiklerin çıkarılacağını ve bu devletlerin zayıf tutulacağını, ne için? İllerde Siyonizm için yem olabilsinler, işgal edilebilsin. Güçlendirmiyorlar, büyütmüyorlar, zayıf tutuyorlar. Düşünün ki Barzani 1993'ten beri özel bir devleti var, daha hiçbir statüsü yok. Bir kabile devleti gibidir. Gelişimine izin verilmiyor, müsaade verilmiyor. Bir taraftan Amerika yanında hami gibi duruyor, arkasında da onu arada zoba sallıyor. Bir şekilde herkesi bu şekilde kontrol ediyor. Saddam döneminde Irak ordusu, Orta Doğu'nun en büyük ordusuyken şu anda Orta Doğu'nun en ölü ordusu, Saddam'ın ordusu. Mısır ordusuna gelecek olursan Siyonizme hizmet etmeseydi çoktan onu da tarumar ederlerdi. Onu da yapacaklar. Libya'yı böldüler, illerde Mısır'ı da bölecek, Suudi'yi de bölecekler. Yani her şeyin planları var ve bunlar adım adım işletiliyor. Hatta buna büyük Orta Doğu projesi diyorlar, BOP diyorlardı. Bunun temelinde Siyonizmin Arz-ı Mevut dediği Yahudi topraklarının oluşturulması, Yahudilerin Allahu Teala Hazreti Abraham'a ve Avram'a vaat etti, İbrahim Aleyhisselam'a vaat etti, vaat edilmiş topraklar Allahu Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a vaat etmiştir. Nerede? Tevrat'ta. Aynı keza Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de İbrahim Aleyhisselam ve Beni İsrail'e vaat ettiğini, Kenan'ı vaat ettiğini bildirir. Onlara vaat ettiği o topraklardaki gaye neydi? Oraya gidecek, oradaki halklara merhamet gösterecek, zulmetmeyecek, kardeşçe yaşayacak ve Allah'ın vahisini yayacaklardı. Ama onlar gittikleri yerde Allahu Teala dışında ne kadar çirkinlik ve çirkeflik varsa, ne kadar rezillik, ne kadar cahilce ve faiz, buna benzeyen tefecilik, fuhuş, zina, her türlü pislik varsa Yahudiler yaptı. Her gönderdiği Resul ve Peygamber'e ihanet etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin neredeyse 15'inin üstü Yahudi toplumuna gönderilmiştir ve onların ihanetleri, o peygamberlere yaptıkları kaypaklıkları, o kadar mucizeler gördükleri halde peygamberleri nasıl sattıkları hep anlatılır. Onun için Yahudi toplumunda Kitab-ı Mukaddes'te Kutsal Savaş ve Arz-ı Mevut dedikleri seçilmiş halkın, yani Yahudi toplumunun Sümmaşa Yahova için ve Yahuda için savaşıp yeryüzüne güya aydınlığı hakim kılma şeyi olarak tarif edilir. Kitab-ı Mukaddes'te Yahudiler düşmanlara karşı korkusuzca yürüme, yendikleri düşmanların putlarını yıkma, onlarla evlenmeme, onlara acımama, onları öldürme üzerine kurulmuştur. Yani Arz-ı Mevut dedikleri o topraklarda var olan milletler, Kürtler veya Arami veya Suryani veya Türkler veya işte Araplar, hiçbirine acımama, onların hepsini yeryüzünden silme üzerine kurulu bir şeydir. Yani parçala, böl, sonra yok et, halklarını tasfiye et, bitir ve topraklarını işgal et. Hatta Yahudi din adamlarının İsrail devletinin kutsal kitabı, yani Tarot diyorlar, yani Tevrat'ta şöyle derler, geniş bir yorumda şöyle derler. Doğuda Ürdün ve Suudi Arabistan'ın bir kısmı, Kuveyt
Fırat Havzası, Irak'ın bir kısmı, güneyde Sina Yarımadası, Kahire ve Mısır'ın bir bölümü, batıda Kıbrıs, kuzeyde ise Lübnan, Suriye ile Van Gölü'ne kadar uzanan Türkiye'nin topraklarının bir kısmı da içinde olduğu o topraklara arz-ı mevud diyorlar. Vaat edilmiş topraklar diyorlar. Çünkü Hazreti Süleyman döneminde bugünkü o dönemde Belkıs Krallığı vardı. Yani o dönemde Huriler dedikleri bir devlet, Kürt devleti vardır, toplumu vardır. O dönemde de onların kraliçesi Belkıs'tı. Çok merhametli bir kadın, ülkesini de gerçekten adaletle yöneten ama sabiydiler, yıldızlara tapıyorlardı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın onun tahtını getirmesi, onun iman etmesi Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. İşte onun topraklarını da arka atıyor ve diyorlar ki ardıl mevud. Onun için Toroslardan Van'a kadar Doğu ve Güneydoğu'da Kürt halkının toprakları, tabiri caizse eski deyimle Kürdistan ve içinde Irak'ın ve içinde Suriye'nin ve içinde Ürdün'ün ve içinde Lübnan'ın ve içinde Suudi'nin bir kısmı ve Mısır'ın bulunduğu o toprağın ismini arz-ı mevud diyor ve vaat edilmiş topraklar. Onun içinde Yahudiler yavaş yavaş ilerliyorlar. Gıdım gıdım ilerliyor. Arkalarında da evangelist dediğimiz yani Siyonizme hizmet eden Hristiyanlar olarak zikredilir. Ve Yahudilere göre ise kıyametin 2000'li yıllardan sonra Orta Doğu'da çıkacağını açıkça söyler. Ve şöyle derler, bir kaosun ardından kopacağına inandıkları için bu bölgede dikkat edin, 90 sonrası özellikle bu Orta Doğu, Mezopotamya dediğimiz bölgede Amerika'nın ve İsrail'in sürekli kaos çıkardığını, sürekli savaşlar çıkardığını, sürekli bölgeyi karıştırdığını, çünkü Tevrat'a göre, Zebur'a göre, İncil'e göre ve Kur'an'a göre de kıyametin başlangıcı Orta Doğu'dur. Hatta Kur'an, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşmış sahih hadislerde kıyamet savaşının Amik'te, bugün Amik Ovası Hatay ve Adana'nın içinde bulunduğu, tabiri caizse Türkiye topraklarında olan Amik Ovası'nda savaşın başlayacağını söylüyor. Hadisler bunu açıkça söylüyor. Hatta Amik Ovası bugünkü Dabık dediğimiz Elbab bölgesi, Elbab yani kapı demektir. Kapı anlamının oradan gelme sebebi de oradan sonrasının kıyamet kapısı olmasından dolayıdır. Elbab'tan bugünkü Çukurova'ya kadar olan bölgenin kıyamet savaşının başlangıç noktasıdır. Onun için dikkat ederseniz evangelist Hristiyanlar ve Yahudiler sürekli Orta Doğu'da kaos peşinde. Amerika'nın sınırsız Yahudilere ve Siyonizme destek vermesinin tek sebebi evangelistlerin bugün Amerika yönetiminde hakim otorite olmalarıdır. Aslında onlar bir tür şeyciler vardı, tapınakçılar vardı. Aslen zahiren Hristiyan gözüken batının şeytana tapan sapık bir tarikat vardı. Bu Avengaist dediğimiz Hristiyan topluluğu da onların devamıdır. Yani aslında şeytana tapan ama görüntü Hristiyan olan topluluklar sadece kandan, savaştan ve kıyamet savaşından beslenen bir toplum olarak zikredilir. İsa Mesih'in gelmesi için üç şeyin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunu da insanlarca yapılması gerekiyor. Bunlar vaat edilen toprakların büyük ve yeterli sayıda Yahudinin yerleştirilip devlet kurulması, Kudüs'ün ele geçirilip o devletin başkenti ilan edilmesi, Mescid-i Aksa'nın yıkılıp Süleyman Mabedi'nin inşa edilmesi ve bölgede büyük bir kaosun çıkması. Bu olduğu zaman ne olacak? Bizim Deccal dediğimiz onların Mesih dediği gelecek. Bizim inancımız da Deccal'dır. Çünkü onun da ismi Deccal Mesih'tir. Deccal Mesih diyorlar. Biz İsa Mesih diyoruz. Onlar Deccal Mesih diyor. Yahudilerin Mesih deme sebebi bizim de Mesih derken Hazreti İsa Aleyhisselam için Mesih diyor. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam körlerin görmesini sağlıyordu. Duasıyla Allah-u Teala'nın bir mucizesi olarak. Deccal ise bir gözünün tamamen sıvalı kör olması, öbürünün de pürtek yani böyle dışarı çıkık olmasından dolayı da Deccal Mesih denilmiştir. Onların beklediği Mesih Deccal'dır ve bütün rivayetlerde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bugünkü Suriye toprakları içerisinde Deccal'i öldürmesine kadarki süreçte bir kıyamet savaşından bahsediliyor. Bu hem kutsal metin olan Kur'an-ı Kerim'de aynı keza Tevrat'ta, aynı keza İncil'de geçen bir kaidedir. Onun için Yahudiler, yani Kudüs'ü başkent ilan ettiler. İlk tanıyan Amerika'dır. Evangelist Yahudi, Hristiyanlardır, Amerikan toplumudur. Onun haricinde de bakın bütün Avrupa ülkeleri alttan onu destekleyip kabul ediyor. Hatta son dönemlerde bizim televizyonlarda bile Kudüs Yahudilerin başkenti gibi gösterilmeye çalışıyor. Çünkü onların şu anlayışı var, Süleyman Mabedi. Aslında Süleyman Mabedi'ni cinler inşa etmiştir ve deniliyor ki Asurlular ve Romalılar döneminde yıkılmış, Hz.
Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı imha edilmiş, kaybedilmiş. Çünkü dönek ile 10 emir kayboldu. Yahudiler Hazreti Musa Aleyhisselam'dan 500 sene sonra yeni Tevrat'ı, yani Babil sürgününden döndükleri zaman, Babil'den döndükten sonra Hazreti Musa Aleyhisselam'dan Allah-u Alem 500 sene sonra yeni bir Tevrat ele aldılar. Bugünkü tahrif edilmiş, kehanetlerle dolu, vahşet ve cinayetlerle dolu, öldürme üzerine olan bir Tevrat'ı ne yaptılar? Getirip o günkü krala sundular. Dediler ki işte bu Musa'ya indirilmiş olan vahidir. O da kabul etti. Onun için Kitab-ı Mukaddes'te Hazreti İbrahim'e yapılan vaatte Tekvin 15:8'de diyor ki Mısır ırmağından büyük ırmağa Fırat'a kadar olan topraklar ve bölgeler ya Allahu Teala'nın yani Yahuda'nın İbrahim'e vaadidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam sonuçta biliyorsunuz ki çocukları olmamıştır ilk zamanlarda. Hatta çocuğu olduğunda da çok yaşlı bir insandı. Çok yaşlanmış bir insandı. Kimse onun bu durumuna inanamamıştır. Onun için dikkat ederseniz Tekvin'de şu kaide vardır. Bundan sonra Rab bir görünümde Avram'a yani Abraham veya İbrahim ve korkma Avram diye seslendi. Senin kalkanın benim ödülün için ödülün de çok büyük olacak. Avram ey egemen Rab ben ne vereceksin dedi. Çocuk sahibi olamadım. Evim Şamlı Elizer'e kalacak. Yani benim hizmetçime kalacak. Çünkü sonuçta çocuğum yok. Soyumun devamı yok. Malım ona kalacak. Bana ne vaat ediyorsun? Bana çocuk vermediğin için evimdeki bir uşak benim malımın mirasçısıdır. Mirasçısı olacak demiş. Sonra Avram dışarı çıkarak göklere bak dedi. Yani Allahu Teala Yahova ona öyle diyor. Yıldızların sayabiliyor musun? İşte o senin soyun onlar kadar çok olacak. Rab Avram'a şöyle dedi. Şunu iyi bil ki senin soyundan yabancı bir ülkede gurbette yaşayacak. 400 yıl kölelik edip baskı görecek. Bu işte tahrif edilmiş Tevrat olduğunu açıkça gösteriyor. Mısır sürgününü anlatıyor. Görecek. Avram soyuna kölelik yaptıran ulusu cezalandıracağım. Sonra soyun oradan büyük mal varlığıyla çıkacak. Sen de esenlik içinde atalarına kavuşacaksın. İlleri yaşta ölüp gömüleceksin. Soyunun dördüncü kuşağı burada geri dönecek. Çünkü Amorluların yaptığı kötülükler henüz doğruğa varmadı. Güneş batıp karanlık çökünce dumanlı bir mangalla alevli bir meşale göründü ve kesilen hayvan parçalarının arasından geçti. O gün Avram, Rab Avram'la anlaşma yaparak şöyle dedi. Mısır ırmağından büyük Fırat ırmağına kadar uzanan bütün topraklar Keniz, Kardomon veya Kardmon, Kardomon dedi Kürtlerdir yani. Hitit, Periz veya Refa, Amor, Kenan, Girgaş ve Yebus toprakları senin soyuna vereceğim. Bu da Tekvin 15-18'de. Yani bu saydığım Tevrat'taki tekvin ayetlerine göre Kürt toprakları, Doğu ve Güneydoğu ve Kenan kavimleri, Arami topluluklarının o günkü devletleri hepsini Allahu Teala tekvinde yani eski ahitte Hazreti Musa Aleyhisselam'a vaat edilmiş topraklar olarak dile getiriyor. Onun için yani bugün Gazze meselesi sadece ve sadece Filistinlerin meselesi değil. İnanın ki bugün Hamas'ı yenerlerse yavaş yavaş Siyonizm gücüne güç katarak yavaş yavaş Suriye'ye, Irak'a, Ürdün'e göreceksiniz. Bir gün Toros dağlarında Yahudileri göreceğiz. Çünkü GAP projesinde Yahudilerin çok mülk aldığını biz biliyoruz. Hatta o dönemde %15-20 yani o toprakların %15-20'sini Yahudi işte iş adamlarının gelip de devletten satın aldığını, 100 yıllık kiraladığını, o bölgede tarım yapıp işte bilmem üretime geçtiklerine dair o zaman da bile şeyler söyleniyordu. Ve emin olun doğrudur yani. Çünkü bunlar vaat edilmiş topraklardır. Sonuçta Süleyman Aleyhisselam bugünkü merkezi Aintab olan, Dirok olan Gaziantep merkezli o zamanda işte Belkıs, Zaguama dedikleri o toprakların Hazreti Süleyman tarafından fethedildiğini ve o kraliçeyle evlendiği için o toprakların da İsrail devletine katıldığını vaat edilmiş topraklar içerisinde olduğunu da biliyor olmamız lazım.